Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz hürmetle muhabbette selamlıyorum efendim. 2019 bahar dönemi YDS Yöktil Hazırlık derslerimizin dördüncü bölümüyle, dördüncü oturumuyla sizinle birlikteyiz. Efendim bu oturumda şu an ekranınıza taşıdığım 2019 bahar YDS dersleri kelime testi 1 adlı dosyayı çalışacağız. Benim elimdeki dosyada CA diye bir ifade var. Bir sembol var. Bu cevap anahtarının e, kısaltması. CA ifadesi. Evet ben e, beni rahatça duyabilmenizi temin için şu mikrofonu biraz daha e, yaklaştırayım. Evet. Şu an beni duymada ve ekranımı görmede bir sorun yaşamıyorsunuz. Değil mi? E, Sayın Kazgan şu an bizimle birlikte online olarak. E, Sayın Kazgan hoş geldiniz. E, beni duymada ve ekranımı görmede paylaştığım ekranı görmede herhangi bir sorun var mı? Umarım yoktur. Evet. E, şimdi YDS'de ilk 16 e, soru grubu. E, nedir bu? Aşağıdaki sorularda cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz. Evet. E, sorun olmadığını ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Birinci sorudan başlayalım. Evet. Ben şöyle yan tarafta not aldığım e, açıklama notlarını açıklama e, pencerelerini rahatça görebilmenizi temin için soruyu şöyle iki sütundan oluşan e, bölümün birinci sütunla sağ sütununa daha doğrusu alayım şöyle. Evet peki. Tetaaddedu diye başlıyor cümle. Tetaaddedu ezvaqun nasi fi ihtiyar nawl halawiyat al mufaddal. Tetaaddedu ezvaqun nasi. Ezvaq zevk kelimesinin çoğulu arkadaşlar. zevk tat anlamında. Ezvaq bunun çoğulu. Tetaaddedu ezvaqun nasi fi ihtiyar nawl halawiyat e, peki tetaaddedu çeşitlilik gösterir, farklılık arz eder. Ezvâkun nâs, insanların zevkleri. Fihtiyârine vel haleviyyât, tatlı türlerinin seçiminde. El mufaddal, tercih edilen favori. El tercih edilen favori anlamını taşır. Bunu şöyle açıklama notu olarak yazalım isterseniz. El mufaddal, tercih edilen favori anlamına geldiğini not edelim. Evet. Şimdi mesela ma huwa fariquka al mufaddal, ma huwa ta'amuka al mufaddal, ma huwa katibuka mufaddal. Yani favori takımın hangisi? Favori yemeğin nedir efendim? E, favori yazarın kimdir? Mahuve değil de menhuve. Az önce mahuve dediysem düzelteyim. Menhuve katibukel mufaddal. E, favori yazarın kimdir? kimi daha çok tutarsın gibi cümlelerde el-mufaddal kelimesini kullanırız. Favori, tercih edilen. Faddale, tercih etti. Anlamını taşıyan bir ifade. El-mufaddal söz konusu fiilin ismi mef'ulüdür. El-mufaddal. Peki, şimdi e, yeni katılan e, arkadaşlarımız, üyelerimiz için hemen ben e, şuradan tekrar edeyim cümleyi. Tetaaddedu ezvaqun nasi fıhtiyarine vel haleviyat El-Mufaddal e, e, Ne dedik burada? E, i̇nsanların tatlı, e, favori, tatlı türlerini tercihte e, zevkleri değişir. E, zevk, e, tat anlamına gelir dedik. Çoğulu ne? Çoğulu ezvak. Onda da sorgulayarak şöyle ekranınıza alayım. Tat, lezzet, zevk, anlayış, nezaket, kibarlık gibi anlamları var. Tezavvaka bir şeyin tadına varmak, bir şeyi tatmak. Tezevveka min, bir şeyden çok hoşlanmak, bir şeyi çok beğenmek anlamında. Peki, bila zevk neymiş? Zevksiz, kaba, özensiz. Hasenu zevk, ehli zevk, zevk sahibi e, gibi anlamlara geliyor. Peki, şimdi seçenekleri irdeleyelim. A şıkkında ledeyhim demiş. İnsanlara göre, insanlar nezdinde. Ledeyhim denmiş. Sonra biha, el-mufaddal biha. E, İndaha denmiş C seçeneğinde. D şıkkında fihim denmiş. E şıkkında da gudonihim denmiş. Gudon kelimesinin Türkçe karşılığı hilale, esnae anlamında. Yani dilimizde kullandığımız anında, esnasında gibi anlamlar taşıyor. Şimdi bu anlam bakımından gudonihimin olmayacağı belli değil mi? Yani esnasında, arasında, sırasında gibi bir zaman zarfının burada hiç yeri yok. Hilale, esnae anlamını taşıyan Odon'dan başlayalım. E şıkkından başlayalım değerlendirmeye. E şıkkında verilen Odon'u hem doğru cevap olamaz. Peki aşağıdan başladık. Madem yukarıya doğru gidelim. Şuradan fihim. E, Fihtiyari nev'il haleviyyatil fihim. şimdi kendilerinde insanlarda var olan insanlarda yer alan var olan anlamını bazen bulunduğu yere göre fihim verebilir ama Burada bu anlamı vermez. Yani el-haleviyat ya da ihtiyarine vel-haleviyat mufaddal fihim denemez. İnde ha'daki ha zamiri ha'dan kaybetti zaten. Şimdi burada bu zamirin bulunuşu bizim için bu soruyu çözmemizde ciddi bir ipucu. Niye ipucu? Oo, şimdi burada boşluğa getireceğimiz şu şöyle sarı renkte seçtiği getireyim orayı. Şu boşluğa getireceğimiz kelimede e, bulunacak olan zamiri e, nereye döndüreceğiz? E, i̇nsanlara döndüreceğiz. İnsanlarda var olan efendim e, favori tatlı türlerini e, seçmek çeşitlilik arz eder, farklılık gösterir diyeceğiz ya. E, dolayısıyla insanların zevkleri diyeceğimize göre indahadaki ha zamirini döndüremeyiz insanlara insanlar şöyle seçeyim. Buraya döndüreceğimiz bir uygun zamir arıyoruz. Evet peki şimdi e, neredeyiz? ha? Burayı eledik mi? Burayı eledik. E, şöyle ha zamiri. Peki endaha'daki ha'dan ötürü elenen e, ne diyelim ona? Elime gerekçesini Bolu şıkkında B ya da Bursa seçeneğindeki bir ha'daki ha için onu da şamil olacak şekilde düşünürsek C şıkkının elenmesi, B şıkkının da elenmesi sonucunu doğuracaktır. Peki şuradaki Denizli ve Edirne seçeneklerindeki fihim'deki hümle, gudunihim'deki hum ennasa döndürülebilse de anlam bütünlüğü sağlamadığından ötürü onları eleriz. Peki o zaman geriye ne kaldı? Geriye efendim Adana kaldı. Aşkı ledeyhim burada doğru cevap bu arkadaşlar. Doğru cevap seçeneklerini turhaz renkle işaretliyorum malumunuz. Böyle bir geleneğimiz var. Ledeyhim olmalı. Buradaki doğru cevap him olmalı. Evet peki e, üyelerimizden Sayın Karakaş mesaj göndermiş. Ben rahatsızım derse katlamayacağım diye. Anlayışından e, sorumluluk anlayışından dolayı teşekkür ediyorum ve kendisine şifa diliyorum. Evet peki arkadaşlar o zaman boşluğu ledeyhim dolduracaksak cümle şöyle olacak. Tetaaddedu ezvâkun nâsi fi nevel haleviyyâtil mufaddali ee, İnsanların e, favori e, şöyle diyeyim insanlarda var olan favori ya da tercih edilen tatlı türünü seçme zevkleri farklılık gösterir. O zaman ledeyhimi neyle bağlantılı hale getirdik? en nasla bağlantılı hale getirdik. Doğru cevap A şıkkı. Evet. ikinci soruya geçiyorum. El hototul ceviyyetul maribiyye. Burada boşluk nerede? Sondaydı birinci cümlede. İkinci cümlede de boşluk başta. E, boş bırakılan yere getirilmesi gereken seçenek isteniyor bizden. Peki bakalım şöyle e, bir gözden geçirelim. El hotot ceviyye et türkiye dersek THY demiş oluruz. Türk Hava Yolları. Al-Khutut Al-Cevviyye al dersek. Al-Khutut Al-Cevviyye neresi burası? Fas Hava Yolları değil mi? Evet. Fas Hava Yolları. Ne yapmış? Akden. Evet. Akden. Maşeriket Britaniye. Maşeriketin Britaniyetin li Ta'iratın. Peki Fas Hava Yolları efendim ne yapmış? Akt kelimesini görünce akdin sözleşme anlamına geldiğini biliyoruz. O zaman e, şurada boş bırakılan yere getirilecek olan kelime ile e, kelimesi arasında bir bağlantı kurulacağı kaçınılmaz hale geldi. Meaşerike Britaniye li şirai tairat, uçak alımı için İngiliz bir şirketle ne yaptı? Fas Hava Yolları efendim e, bir sözleşme imzaladı e, anlamını verecek boşluğa getireceğimiz kelimenin kazandıracağı anlam, cümleye katacağı anlam bu olacak. A şıkkına bakalım. İnferacet. İnferajet i̇nferajı fiilinin anlamına bakın. İnferajet'in anlamı bakın. Ekranınızda rahatladı. Peki, inferajet. Peki, biz e, bu tür soruları çözerken, e, soru çözme tekniği bağlamında ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Soru çözme tekniği bağlamında evvel emirde gramatik açıdan, gramer bilgimizle eğer e, boşluğu doldurabileceksek yani seçeneklerde yer alan doğru şıkkı bulabileceksek oradan hareket ediyorduk. Peki A şıkkından başlayın E şıkkına kadar bütün seçeneklerde verilen fiiller müfret müennes sigada mı? Evet müfret müennes sigada. Peki bunların için müfret müennes sigada el hutu cümlenin faili mi? Faili. Peki o zaman fail cem teksir mi? Cem teksir. Akil mi? Gayri akil mi? Gayri akil fas hava yolları diyoruz ya. Peki o zaman el cümlenin faili cem gayri, ahil bu durumda ne olacak? Cümlenin e, fiili müfret müennes olacak. Ancak bakın burada e, seçenekten hiçbirisinde e, müfret müennes olmayan bir siga yok. Olmayan bir kip yok. Ne olacak bu durumda? Bunların tamamı gramatik açıdan uygun. İş neye kaldı? Kelime bilgisine kaldı. Peki kelime bilgisi bağlamında inferaceyi Dikkatlerinizi arz ettim. Ne demekmiş? Rahatladı. İnfiraç. İnfaraca yenfericu infiraç. İnfaale yenfeilu. infial babından gelen bir fiil. Rahatlamak. Peki e, akdenle bir eş dizim oluşturur mu? Akdenle bir eş dizim oluşturmaz. O zaman A şıkkı gitti. A şıkkını eledik. Peki B şıkkına bakalım. Ebramet. B şıkkında verilen seçenek Ebramet. Ebramenin anlamına bakalım mı? Ebrame ne demekmiş? Ekranınıza taşıdım Ebrame'yi. Onayladı. Peki ebrame onaylamak anlamını taşıyan bir fiil olmakla birlikte akt birlikte kullanıldığında bir sözleşmeye imza koymak anlamını oluşturuyor. Ebramenin böyle bir anlamı var. Ebrame akden efendim vakka'a ittifakiyeten şeklinde anlaşılabiliyor. Vakka'a ittifakiyeten yani bir sözleşme, bir anlaşma imzaladı. Peki o zaman Ebrame Akden'le birlikte kullanıldığında, Akd'le birlikte kullanıldığında sözleşme imzalamak şeklinde bir anlama geliyorsa aranan cevap budur o halde. Yani doğru cevap, bu sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer alan Ebrame'dir. Ebrame'til hututul ceviyyetul mağribiyyetu Akden ma şeriketin Britaniyetin li şirai şeklinde olacak cümle. Doğru cevabı bulmuş olmakla birlikte kalan seçenekleri de değerlendirmek durumundayız. C, D, E seçeneklerinde olan fiillere bakalım. Evet peki C'de yer alan e, fiile bakalım. E, Saddaka ala e, onayladı anlamını taşıyan bir fiil. Saddakat desek saddakat akden. Peki bir de saddakanın e, şuradan sözlükten sorgulayarak vereyim size onu. E, şöyle saddal diyelim. Evet. Sadaka ala. Şeddesiz. Sadaka değil. Sadaka. E, şeddesiz okumak durumundayım. Saddaka diye şeddeli okursak tasdik etti. Onayladı anlamına gelir. E, bu kendi başına kullanıldığında daha doğrusu ala kullanıldığında da e, yani mezidinin verdiği anlamı verir. sadaka ala onaylamak. Peki e, şimdi bunun bu fiilin bi ile kullanıldığına bakalım. Saddaka bi ile iman etmek, inanmak, efendim yine aynı şekilde ala ile kullanıldığında e, kabul etmek, onaylamak anlamı var. Doğrulamak anlamı da var. Sadakanın ala ile kullanıldığı. Peki biz o zaman şöyle yapalım. E, sadaka, yes, doku, mastarı sadk ya da sıdk. Anla doğruyu söylemek, doğru olmak, gerçek olmak. alayla e, ala ile bir şeyi doğrulamak. Peki o zaman sadaka ala. Şöyle yapalım. E, bunu Şeddesiz vereyim, şurada feta koydum bunun üzerine, dalın üzerine. Sadaka, sadaka ala e, doğruladı diye şurayı şöyle e, değiştirmek istiyorum. Dikkat siz sizde lütfen. Doğruladı. Sadaka ala doğruladı. Peki hemen bunu buradan kopyaladım. E, şimdi şuraya aşağıya almak istiyorum onu. E, sadaka ala daleşte de koyacağım. Takip edin. Daleşte de koyuyorum şimdi. Evet şöyle Arapçaya çevireyim klavyemi. Saddeka ala dersek. Saddeka ala. Şimdi bunun anlamını paylaşıyorum sizinle. Onayladı. Evet. Saddeka ala doğruladı. Saddeka ala onayladı. Peki şimdi şeye bakalım. inandı anlamındaki fiile bakalım. Saddeka bi inandı. Şurada yine daleşe dokuyalım. Ee, anlam bakımından karıştırmayın. Saddaka bi inandı. Peki o zaman bunların olmayacağını e, gördük. Bunları burada e, kullanılamayacak durumda. Geçtim bunu. D'ye bakalım. Tevakka. Tevakkanın anlamını hatırlayan var mı içinizde? E, varsa hemen alayım. Tevakkanın anlamını hatırlayan var mı? Hani ellerimizin altında kullandığımız bir sözlük var ya tevakku sözlüğü var ya hatırlayın. Onun mastarı işte tevakkanın mastarı. Tevakkanın mastarı tevakku. Evet. Ee, vaka'a vaka gerçekleşti demek. Evet vaka'a gerçekleşti. Peki sayın Gürdeniz yazıyorsunuz bir şey vazgeçmeyin yazın bildiğinizi. Evet. Tevakka e, şuradan vereyim size onu. Tavakka e, aldıysam evet. Tavakka neymiş bakın. Bekledi ümit etti. Tavakka neymiş? Bekledi ümit etti. Vakka imzaladı. Peki imzala anlamındaki emir nedir? Vakka. Vakka imzala. Tamam mı? Peki vakka imzala. Vakkatu derseniz ben imzaladım demiş olursunuz. Vakka ya da vakkat imzaladı. tavakkane ne bekledi ümit etti. Tevakka Akden bir sözleşme efendim bekledi, ümit etti. Olur mu? Olmaz. Evet. Denizli seçeneğinde yer alan Tevakkaat'ı eledik. İndemece Yendemicu maç. Evet. İndemece Yendemicu indimaç. Anlamı neymiş? Katıldı, entegre oldu. Bir anlaşmaya katıldı. İndemece Akden. Öyle bir şey yok. Bu eş dizime dikkat edeceğiz. Yani bu doğrudan doğruya bir eş dizim sorusu. Ebrame akden e, ne yapmak? Bir sözleşme efendim e, imzalamak, bir sözleşmeyi onaylamak. Tamam mı arkadaşlar? E şıkkınları olan indemece yendemeci indimaç e, katılmak, entegre olmak el, intima, el indimaç entegrasyon demek. El indimaç entegrasyon. Peki ikinci soruyu da geçmek istiyorum. E, evet Sayın Çelem, Sayın Ünal Hoş geldiniz. Herhalde siz yeni katıldınız her ikiniz de aramıza. Evet, çok şey kaçırmadın Sadece iki soruyu şu ana kadar ele alabildik. Evet, peki şimdi kelime testi çalıştığımız için pek çok ne diyelim ona kelime üzerinde durmamız gerekiyor. Bu da doğal olarak zamanımızı alıyor. Evet, peki üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruya bakalım şimdi. Arkadaşlar şu. Tuaddu var ya, yuaddu, tuaddu buna dikkat edin. Yani bu pek çok ne diyelim ona modern metinde karşımıza çıkacak olan bir fiil. Tuaddu ya da yuaddu. Tuaddu devleti Katar, Katar devleti sayılır, addedilir. Peki Katar devleti, şöyle yapayım, Katar devleti ne sayılır? Bakacağız ne sayıldığına ekber iktisadin fil alemi fi el fetret el ve beyne 2015 ve e, 2016 evet peki neden şimdi burada şöyle yapayım e, Katar devleti sayılır ne sayılır e, efendim dünyadaki dünyanın en büyük e, ekonomisi sayılır. Peki şurada boş bırakılan yere getirilecek olan ifadenin seçeneklere hemen şöyle göz ucuyla baktığımızda bir e, sıra sayısı olduğunu görüyoruz. Buraya seçeneklere verilen A şıkkındaki esselis, B şıkkındaki selise, C şıkkındaki esseli, D'deki selis, E'deki esselese denmiş. E, esselese diye bir şey olur mu? Öyle bir şey olmaz zaten. Esselese diye bir şey yok. E, ben şuradan şöyle... E, bu soruların dizgisini yapacağım kaynaktan e, bakayım. Esselese diye bir şey e, var mı? E, evet. Ben de acaba dizgide mi yanlışlık yaptım diye baktım. Dizgide yanlışlık yapmadım. E, var olan kaynağın bizzat kendisi de o şekilde yazılmış. Zaten böyle bir şey yok. Böyle bir kelime yok. Esselese diye bir şey yok. Doğrudan buna eledik zaten. Şöyle. Edirne'yi bakar bakmaz eledik. E, tamam mı? Peki şimdi Üçüncü soruda birisi kim sordu? Sayın Kazgan D mi diye sordu. Evet Sayın Kazgan bakacağız şimdi. Sayın Korkmaz sizinle bir görüşünüz var mı? Sayın Güler marife olmaz dedi. Peki şimdi tuadu devlete katar denmiş ekber iktisat. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi tuaddu Devlete katar veya tuaddu katar devleten seliseten şeklinde bir ifade olsaydı tekrar ediyorum e, Sayın Korkmaz bunu daha çok sizin için söylüyorum. E, şöyle bakın siz acaba, be, doğru cevap bolu dediniz ya o yüzden diyorum. Tuaddu Katar devleten denseydi. Boşluğa selisetenden başkası gelmezdi. Tuaddu Katar devleten seliseten ya da ed devlete es selisete denirdi. Ama dikkat edin burada Tuaddu Devletu Katar denmiş. Şimdi şöyle bir açıklama vereyim size burada. Evet ekranınıza şöyle bir açıklama taşıdım. Bu açıklamayı şöyle okuyalım. Sıra sayısı sıfat olarak sıfatı olarak geleceği isimden önce gelirse müzekker olarak kullanılır. Bakın şu seçti hale getirdiğim yere lütfen dikkat edin. Sıra sayısı sıfatı olarak geleceği isimden önce gelirse üçüncü devlet diyeceğiz ya ya da üçüncü büyük ekonomi diyeceğiz ya sıfatı olarak geleceği isimden önce gelirse müzekker olarak kullanılır. Söz konusu isimle sıra sayısı arasındaki ilişki isim tamlaması olduğunda sıra sayısı müzekker olur. Peki o zaman şurada boş bırakılan yere getirilecek olan sözcükle ekber kelimesi arasında bir izafet ilişkisi var mı? Var. Bir isim tamlaması ilişkisi var mı? Var. O zaman aralarında bir isim tamlaması ilişkisi olduğunda sıra sayısı müzekker olur. Aralarında sıfat tamlaması ilişkisi olduğunda ise... ...aralarında tam uyum geçerlidir. Tamam mı? Anlaşıldı mı? O zaman e, aralarında tam bir uyum geçerli ise... ...sıfat tamlaması ilişkisi vardır. İsim tamlaması ilişkisi varsa orada ne olacaktır? Üzeker olacaktır. Doğru cevabı siz buldunuz zaten. Salih olduğunu buldunuz. Üçüncü sorunun doğru cevabı Denizli. E, peki, bu yaptığımız açıklama da... Yani, Üçüncü soru da, e, doğru cevap seçeneğinin denizli oluşunun gerekçesini ortaya koymuş oldu. Niçin denizli? Neden? Atıyorum örnek olsun diye söylüyorum. Neden Adana değil? Neden Adana değil sorusuna vereceğimiz cevap var mı? Şu anda var. Neden? Çünkü sıra sayısı e, efendim az önce de açıklama noktasında paylaştım. Sıfat olarak geleceği isimden önce gelirse müzekker olarak kullanılır. Üçüncü dünyadaki üçüncü büyük ekonomi. Biz şurayı şu seçtiklerle getirdiğim yeri dünyanın üçüncü bir büyük ekonomisi diye tercüme edebilir miyiz? Tercüme edebiliriz. O zaman arada bir yani şu siktali getirdiğim ve altını çizdiğim yerdeki ne diyelim ona terkip grubunda bir şey oluşur mu? İsim tamlaması yapısı oluşur mu? Oluşur. Haslaten şu fil alemi dışarıda tutarsak bu terkibin içine girmez şu seçili hale getirdiğim yer var ya altını çizdiğim yer Salis Ekber İktisat Fil Alem Burada car mevcut olsa bile anlam bakımından izafet ilişkisi var yine. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. O zaman e, mudaf olan sözcük başına el almaz. Gerekçesinden hareketle a'yı ederiz. Mudaf olan sözcük başına el almaz. Peki salisete. E, şimdi bunu niye eledik? Bunu da az önce söyledik ya. E, şayet sıra sayısı e, saydığı varlıkla izafet ilişkisi içerisinde ise o takdirde e, sayıdan önce, daha doğrusu saydığı varlıktan önce gelir ve müzekker olarak kullanılır dedik. Bu gerekçeyle B şıkkını eledik. es Yani bunu oturtacağımız bir yer var mı? Es-Sani. es, es Bunun için yanlış dediysek es de onun için yanlış. E, peki o zaman Doğru cevap denizli. Tamam mı? Evet. Bu tür durumlarda bu tip soruları kaçırmıyorum arkadaşlar. Bu tip sorular hemen hemen her sınavda geliyor diyebilirim. Dördüncü soruya geçiyorum. Evet. Yuteberu el kebabu. Kebaptan mı bahsediyor dördüncü soru? Yuteberu kebabu ahad al at'imatil akthara bula bla bla min al lahm al Evet peki neden Ne deniyor şimdi burada? E bakalım ona. Yuteberu kebabu ahad al Yiyeceklerden birisi sayılır kebap. Yiyeceklerden birisi olarak değerlendirilir. El ekthara çokça bilinen yiyeceklerden birisi olarak itibar görür. Eee şöhraten denmiş sonra efendim e, boşluk bırakılmış minallah mil mefrum. E, peki o zaman e, şöyle diyelim. E, el el at'ime e, yiyecekler. Şuraya getireceğimiz boşluk boşluğa getireceğimiz kelime e, şu el at'imenin sıfatı olacak arkadaşlar. Peki eee bu bilgiden hareketle yani şöhreden sonra gelecek olan boşluğu dolduracak olan kelime el etimenin sıfatı olacaksa e, bu bilgiden hareketle hangi iki seçeneği edersiniz? Hangi iki şıkkı edersiniz? Buradan hareketle. Evet. Güzel. Ceyhan ve Deniz diye edersiniz değil mi? bu iki şıktan hareketle Ceyhan ve Denizli elersiniz. E, peki o zaman e, eleyelim. Ceyhanı eledik. E, çünkü oraya gelecek olan kelime sıfat olacak yemeklerin, etamenin. Etamen taamın çoğulu malumunuz. El matabih neyin çoğulu? El matbakhın çoğulu mutfaklar anlamında. El mat'am da restoran, lokanta anlamında. Hiç zaten anlam ilişkisi kurmak mümkün değil. El matabih el mat'am buraya gelse, gramatik açıdan uygun olsa bile ee, anlam bütünlüğü oluşturmaz. El et imenin sıfatı olmaz. Peki e, el mahşiye var seçenekler içerisinde. E, el muhaddara ve el var, el şaia var. Yani siz mahşi'nin dolma olduğunu biliyorsunuz değil mi? Dolma. Peki kebapla dolmanın e, alakası var mı? E, yani şöyle el lahmi mefrum ne demek? El lahmi mefrum e, kıyma demek biliyorsunuz değil mi? Evet, el lahmül mefrum kıyma demek. Peki, min lahmül mefrum kıyma'dan bla 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 e, ne diyeceğiz? Yapılmış olan, kıyma'dan hazırlanmış olan e, yemeklerin en çok bilinenidir. En çok bilinen olarak değerlendirilir. Peki o zaman kebap, e, kıyma'dan yapılmış olan yiyeceklerin en meşhur olarak e, bilinir diyeceğiz. Peki El Mahşiye, Dolma e, hiç anlam bütünlüğü oluşturmaz. Gramatik açıdan aykırı olmasa bile. Geriye kaldı Adana ve Deniz, e, özür dilerim Edirne seçenekleri. A ve e, e arasında kalsanız hangisini seçersiniz? Adana mı dersiniz? E, efendim, Edirne mi dersiniz? Evet e, Gayet güzel, harikasınız. El muhaddara biliyorsunuz değil mi bunu? Hazırlanan demek. Doğru cevap Edirne. Ee, hazırlanan. Ee, o zaman yuteberul kebabu ahad et'imet el ekthara burada el ekserden temiz. El muhaddara ti min el anlamını da az önce paylaştım. Kıyma e, efendim düzeltiyorum. Kebap kıymadan yapılan yiyecekten en meşhur olarak bilinir. İtibar görür. Eşşâ'ya ne demek? Şâ'ya. Şâ'a yeşî'u şuyo. Yayılmak, yaygın olmak e, gibi bir anlama gelir. Şuyu, yayılmak, yaygın olmak. Şâ'ya, yaygın olan şey demek. E, e nedir? İsmi faildir. Eşşâ'ya. Şuradan onu vereyim size. E, şu fiil. Şâ'a yeşî'u şey on ve şu yoğun fi harfi ile bir yerde ya da bir şeyde yayılmak yaygın olmak. Tamam mı? Evet. Peki şu yo yaygın olma hali. Ee, şu yo o vuku ondan beter. Ne demek? Yayılması gerçekten meydana gelmesinden daha kötü anlamında. Dörde e dedik. Geçiyorum. Ee, beşinci soruya. Beşinci soru yine böyle iki sütun halinde dizgisini yaptığım soruların efendim sol sütununda yer alıyor ama ben soruları sağ sütuna dayalı çözüyorum biliyorsunuz. Yani orada açıklama notlarına daha hızlı, daha kolay ulaşma imkanımız oluyor. O yüzden evet şöyle yapalım. Peki beşinci soru şu an ekranınızda. Evet şu an misafir katılımcı, oturumcu olarak aramızda bulunan Sayın Gürdeniz. Size bu dosyayı attım ders başlamadan kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden. Elinize ulaştı mı? Sonra Sayın Ünal şu an aramızda değil sanıyorum. Son anda karar verdi derslere katılmaya. Eski üyelerimizden, 2018 Güz dönemi üyelerimizden. Ona da yine ben dosyaları indirebileceği adresi gönderdim. 25'e 5'e bakalım. Tamam gelmiş dosyalar size. İyi sevindim. Beşinci soruya geldik. Inne bula 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 yüsemma tıflen. Evet şöyle yapalım. Seçti olan yer. Sarı renkle boyayayım şöyle. İnne yüsemma tıflen indema yu ledu min batni ummihi ila en yebluğal hulme. Evet. E, şimdi el atfale el insane murahik el el muammer. Peki gramer bilginizden hareketle hangi şık ya da şıkları elersiniz? Gramer bilginizden hareketle hangi seçenek ya da seçenekleri elersiniz? Evet, Ceyhan'ı elerim diyor Sayın Ç Çe Çelem. Sayın Gürdenz de Ceyhan'ı eledi. Sayın Güler Bursa'yı eledi. Gramer bilgisinden hareketle Bursa'yı eledi. Sayın Korkmaz Ceyhan'ı eledi. Sayın Çelem A'yı da elediniz. Denizli'yi elediniz. Ne bıraktınız bir şey kalmadı neredeyse. Evet başka? Bekliyorum. Evet. E, <laughs> Sayın Güler, B'yi geri mi aldınız? <laughs> evet. E, Sayın Dulkadir siz ne yelediniz? Evet. Bakayım Sayın Dulkadir ne yeleyecek? E, şık kalmadı diyecektiniz öyle mi? Yok kalan var elenmeyen var. Evet. Peki eee Adana elendi mi? Adana elendi. Eleyelim şöyle Adana'yı. Bir dakika şimdi ben ni niçin ediyoruz, nasıl ediyoruz ben anlamadım, anlayamıyorum diyenler için söyleyelim. Boşluğa getirilecek olan kelime innen ismi mi? Evet ismi. Peki şu yüsem matıflen diye adlandırılan bölüm. Burası cümle halinde, fiil cümlesi halinde. Mahallen merfu innen haberi mi? Evet innen haberi. Peki o zaman innen haberindeki fiil sayı ve cinsiyet bakımından innen ismine uyum sağlar mı? Sağlar. Peki inne'nin ismi el-letfa'al ise yüsemma olur mu? Olmaz. Niye el-letfa'alcem? Yüsemma müfret. Olmaz. Yüsemmevne olurdu. Şurası eğer el-letfa'ale olacak olsaydı yüsemmevne şeklinde okunurdu. Okunmalıydı burası ya da yazılmalıydı. Dolayısıyla bu o, gerekçeden hareketle Adana'yı eledik. El-insan olabilir. Ona şöyle bir olabilir anlamında e, sarı renkte bir işaret koyayım. C. Murahik. Peki inne murahika. Murahik eee İsim cümlesinin müptedasının marifi oluşu gerekçesiyle elenebilir. Başında lağm tarif olmaması gerekçesiyle. Eşşabbe başında lağm tarif var fakat genç kız demek eşşabbe. İnne İnneşşabbe yüsemma olmazdı. Ne olurdu? Tüsemma olurdu. Peki el muammer. Peki o zaman geriye ne kaldı? Efendim Edirne ile Bolu kaldı. Doğru şık ya Bolu ya da Edirne evet Bolu diyenler Edirne diyenler ben Bolu diyorum diyenler Bolu yazsınlar Edirne diyorum diyenler Edirne yazsınlar e, Denizli eledik zaten Evet Edirne mi Bolu mu e, <laughs> Aklıma ne geldi biliyor musunuz Kim 500 milyar ister miydi neydi öyle bir yarışma var herhalde Değil mi e, Orada hani böyle e, 4 şıktan ikisi gidiyor e, Efendim bir kişi kalıyor Sonra yarışmacı o ikisinden birisini Seçiyor ee, ve o seçtiği cevap yanlış çıkıyor. Sayın Korkmaz'ın yaptığı, <laughs> evet. yaptığı gibi. evet. Sayın Kazgan'ın yaptığı gibi. Evet. sonra bazı yarışmacılar doğru cevap veriyorlar. Sayın Ünal ve Sayın Çelem gibi. Evet. Birbirlerinizin cevaptan takip ediyorsanız doğru cevap ortaya çıkmış demektir. Evet. Doğru cevap ortaya çıktı. El Muammer yanlış cevap. Evet. El Muammer yanlış cevap. Ee, doğru cevap ne? El insan. El insan. Tüh ya. insan, yani böyle e, iki seçeneğe kadar indirir ve püff, o iki seçenekten birisini yanlış cevaplar mı? Tüh. Evet. <laughs> şimdi bakalım. El Muammer ile insan arasındaki farkı vereceğim şimdi. İnne el insane yüsem ma tıflen. İnsan tıfıl diye adlandırılır. Evet, yok değil, sürekli iki seçenekte mi kalıyor Sayın Çelim? Evet, innelle insane yusemma tıflen ne diyor? İnsan tıfıl diye adlandırılır. Ne zaman? İndemâ yûledu min batni annesinin karnından dünyaya gelince, doğunca ...ila en yeblugal hulme ilâ en yeblugal -hulme, hulme ne demek? E, efendim e, Reşit oluncaya dek, yani buluğ çağına erişinceye dek, tamam mı? Neymiş? İlla en yeblugal hülme, ergenlik, murahaka dönemi denilen döneme, ergenlik dönemine erişinceye kadar. Ergenliğe ulaşıncaya kadar, şöyle diyelim, insan annesinden doğup, dünyaya gelip, annesinden doğup, ergenliğe ulaşıncaya dek, efendim, tıfıl, yani çocuk diye adlandırılır. Şimdi el muammer ne? El muammere bakalım. E, murahik kelimesinin anlamı neymiş? Bakın ekranınıza taşıdım. Murahik, ergen, yetişkin, delikanlı demek. Onu gramatik açısından eledik zaten. El muammer ne? El muammer şu. Yüz yaşında doldulan kişiye muammer denir. Arapçada veya uzun yaşayan kişiye muammer denir. Tamam mı? E, Nasıl? ayet kelimede lev yuammeru el fesene diye geçiyordu. Yani bin yıl yaşasa keşke e, şeklinde. Ee, muammer. Ee, sonra, e, muammer. sonra nasıl da ve men nuammirhu fil halk. Yasin suresinde geçiyor değil mi? Ve men ho, nunekkesu fil halk. Biz kimin ömrünü uzatırsak onu ne yaparız? Çocuklaştırırız. Yani nunekkesu fil halki yaratılışının e, ilk zamanlarına döndürürüz anlamında değil mi? Evet muammer. Peki o zaman İnnel muammera yüsem tıflen diye bir şey olmaz. Ee, ve ma yuammeru min muammer. Evet. Ayet-i kerime mi o sayın Çalem? Ve ma yuammeru min muammer. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum katkınızdan dolayı. Beşinci soruyu tamamladık arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyorum. Evet. 2019 Bahar dönemi Arapça YDS YÖK dil hazırlık derslerimizin dördüncü oturumundayız. Ee, ve Ekranınıza şu an taşıdığım, şu başlığı taşıyan, ne o? 2019 Bahar YDS dersleri kelime testi 1 e, adlı dosyanın, dokümanın 5 sorusunu geride bıraktık. 6. sorudayız. Soru 6. Bakalım şimdi 6. soruya. Hadara Ra'isu denmiş. Boşluk bırakılmış. Cinazetel e, el-Mughanni el-Fransi el-Şehir cinazetel muğanniyi el fransiyye şehiri Johnny e, Holiday ellezi tuvfiye an umri e, yine boşluk bırakılmış efendim erba ve seb'ine amen erbaten ve amen e, peki şimdi e, burada bir yine e, eş diyebileceğimiz bir soru tipiyle karşı karşıyayız eş dizimden kastım şu arkadaşlar. Yani burada bakın başkan geldi diyor. Nereye geldi? Cinazete ya da cenazetel el Fransiye şehir. Bunu cinaze şeklinde okumak da caiz. Cenaze diye okumak da caiz. Cinazetel el Fransiye şehir. Johnny Holiday meşhur ünlü Fransız şarkıcı Johnny Holiday'in cenazesine katıldı. Veya yani cenazesine katılmak için geldi. Elledi tuğufi an umri efendim aşan ya da yaklaşan olacak muhtemelen. Yani şu 74 yaş demiş ya 74 yani ne varan ya da 74'ünü aşmış olan gibi bir anlam çıkacak. Şuraya getireceğimiz sözcükle. Burada 6. soruyla ilgili Edirne cevabı verenler var. Peki başka farklı düşünüyorum ben. Benim görüşüm şu diye düşünenler var mı? evet benim görüşüm şu e, diyenler Edirne dışında evet en azından Sayın Çelen ve Sayın, Sayın Korkmaz'dan bir şey geldi cevap geldi evet güzel şimdi merasimi mesela ben sizin bu verdiğiniz cevabı alıp şuraya yerleştireyim Hadaral Raisu Merasime Cinazetil Mughanni El faransi dedik An Umri Zade Erbaa Ve Seb'ine Amen peki zade olmaz burada Merasim şuraya gelse bile, getirilse bile e, merasim neymiş? Bir de e, şöyle bakalım. Bizdeki merasim, tören, seromani. Peki seromani, e, tören anlamındaki merasim birinci boşluğu doldursa bile, dikkat edin, doldursa bile zade e, burayı doldurmaz. Yani anlamlı biçimde doldurmaz. E, şöyle yapalım. Zade. Arapça mı yazıyorum? Şu anda Arapça yazıyorum. Peki şimdi zadeye bir bakın zade e, an ya da ala harflerine ihtiyaç hissediyormuş sizin ekranınızda sözlüğüm küçük düşüyor biliyorum ama büyütemiyorum bu sözlüğü ancak bu kadar büyüyor an ya da ala bir şeyi aşmak bir şeyi geçmek tecavüze ala gibi düşünün tecavüze ala bir şeyi aşmak bir, şeyi, e, bir şeyin üzerine çıkmak anlamı var ya tamam mı peki o zaman zade ala erba ve eşrine amen demek lazımdı Zade'den sonra bir ala harficeri kullanılmamış. Dolayısıyla üzgünüm adınıza. Adınıza üzgünüm. Edirne seçeneğini elemek zorundayım. E, bu sözlüğü nereden indirebilirsiniz? E, bu online arabin sözlüğü. E, akıllı telefonlara gerek e, Apple e, mar, yani iPhone marka telefonlarda Apple App Store'da gerekse e, şeyde Android'lerde e, Play Store'da e, ücretsiz olarak e, indirilebiliyor. Onu telefonunuza indirebilirsiniz. E, .com ya da Arapçasözlük.net adresi oradan indirebilirsiniz. Ancak PC'nizde çalıştırmak isterseniz satın almanız gerekiyor. E, yine yine sözlük. E, adresinden ulaşabilirsiniz. Peki e, o zaman min olmayınca B de mi eğlenir? Evet. Karabe yukarı bu min olmayınca B de eğlenir. Evet Sayın Çelem sorunuzu cevapladım. Rica ederim. Peki Tevedda'a. Şimdi zaten bu Tevedda'a e, bu ne? Yani şey yapmak, uğurlamak, veda etmek. Hadara el-ra'isu burada e, Teveddo diye bunu master olarak alsak bile. E, şuradaki ka ve ikinci boşluğu doldurmaz. Dolayısıyla B'yi deleriz. E, şimdi geldik şeye. Adana'ya. Adana'da ikinci şık var ya. zahib. Burada yine bir yöntem bilgisine işaret edeyim. Bana müsaade edin. Yöntem bilgisi şu arkadaşlar. Bu tip sorularda önce birinci kelimeleri bir boşluğa yerleştirmeye çalışın. Uyan uymuştur, uymayan uymamıştır. Peki geriye diyen bir iki seçenek kaldıysa o seçeneklere değerlendirirken hemen söz konusu iki boşluktan oluşan sorular için söylüyorum. İkinci boşluğa getirilmesi gereken kelimeye bakın. Eğer orada uygun olanı bulursanız ha tamam buldum deyin yapışın orda. Mesela A şıkkında ikinci kelime zahib gitmez buraya. An umrin zahib erbata amen olmaz. Adana'yı deledik. Peki geriye ne kaldı? Altıncı sonunda o cevabı olmaya aday. Ceyhan ve Denizli seçenekleri kaldı. Te'bin ve Bahad kelimeler var. Peki diyelim ki Teşyi'a Nahez'e ya da Nahiz ya da Nahez'e efendim Te'bin Bahad'a bundan hiçbirisinin anlamını bilmediğimizi varsayalım. Eee bunların anlamları için yapacağımız şey şu. Ben bunların anlamlarını paylaşıyorum sizinle. Şimdi naheze yaklaşmak demek. Peki 74 yaşına yaklaşmak şey anlam bütünlüğü sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap olabilir. Peki Denizli şıkkındaki tebin ve efendim bahil kelimelerine bakalım. Tebin anma demek. Hadara raisu e, ne diyeceğiz? Efendim te'bin cinazetil muğanni. Hafil te'bin anma töreni. Peki te'binin olacağını varsaysak bile şu bahid var ya astronomik yüksek anlamında. An umrin bahidin erba ve, seb erba amen. Bakın oturmuyor. Şu Denizli Seçen'deki bahid umurdan sonra geldiğinde oturmuyor. Anlam bütünlüğü oluşturmuyor. Astronomik yüksek demek. Bahil. Ucra bahida astronomik ücret demek. Bir Orada terkip yazdım. Yani aklınızda kalmasınız sağlamaya katkısı olsun diye. Ucraton bahidatun astronomik ücret. Peki o zaman ne oldu? Denizli seçeneği de e, oturmadı. Doğru cevap ortaya çıktı mı? Çıktı. Evet bu Doğrudan doğruya kelime bilgisi gerektiren bir soru. İtiraf etmek lazımsa. Arkadaşlar bu teşyi var ya teşyi. Teşyi cenaze siz siz olun bunu unutmayın olmaz mı? Teşyi cenaze. Tekrar ediyorum. Ee, bu karşınıza ama er ama geç çıkar. Ama er ama geç çıkar. Neymiş o çıkacak olan şey? Teşyi cenaze. Şuraya yazıyorum. Cenaze. Evet. E, bu not, not, edin. Nottan zarasını alın. Neymiş? Teşiyya cinaze. Şunu şöyle traditional bir kez Daha rahat görün. Tamam mı? Teşiyya cinaze. Cenazeye katılmak demek. Cenaze töreninde bulunmak, cenaze merasiminde bulunmak anlamını taşıyor. Anlaştık mı? Teşiyya cinaze. O zaman doğru cevap e, Burada. C seçeneği. Peki naheze neymiş? Naheze yaklaştı. Naheze yunahizu. Peki şuradan onu da vereyim size. Naheze bakın yaklaşmak. Nahezel buluğa buluğa ermek. Nahezel hamsin bakın. Sözlükte nasıl da böyle pat diye çıktı ortaya. Nahezel hamsine ellisine yaklaşmak. Nahezel fursa imkan bulmak. O zaman naheze el hamsin, el erba'in, el sittin, el, -el yaklaşmak gibi. Tamam mı? Ee, bunları not edin. peki bu nebeşe kelimesi var. Nebeşe e, yen buşu. Birinci babdan kabir kazmak demek. Nebaş mezar kazıcı, mezar soyguncusu anlamına geliyor. E, hiç olmaz. Alakası yok. Yani nebeşeyle cinaze hani böyle aynı literatür aynı diye buna çerçeve içerisinde yer alan kelimeler diye verilmiş. Ama bu tabii ki oldukça e, uzak. Yani bir anlam akrabalığı var gibi düşünsün öğrenci diye e, buraya bu nebeşe yazılmış. Anlamını vermediğim kelime kalmadı herhalde. Bu tevedda'a, vedda'a, yuveddi'u tevdi'ye uğurlamak demek. Vedda'a, yuveddi'u tevdi'ye uğurlama. İstevda emanet etmek. Ee, peki şöyle yapayım ben bir dakika. Şu tevdiye kelimesi neymiş? Uğurlamak. Vedda'yı şöyle yazayım da. Evet. Vedda yolcu etmek, selamet demek, uğurlamak, vedalaşmak, veda etmek. Vedda yüveddi'u tevdiye. Yani veddatu el musafirin yolcuları uğurladım demek. Veddatu duyufa kabile kalil az önce misafirleri yolcu ettim, uğurladım demek. Tamam mı? Karebe e yaklaşmak. Bahit, e, yüksek, fahiş e, dedik. Zade artmak. An ya da alaya ihtiyacı var. Evet. altın sorunun e, çözümünü tamamladık. Altın soruda doğru cevap neymiş? E, Ceyhan. E, peki Hadar al-ra'isu teşyi'a cenazetil muğanni el Fransiye el şehir Johnny Holiday ellezi tuvfi an umrin e, naheze erbaaten ve seb'ine amen. Evet e, ne diyor burada? Efendim başkan e, 74'üne yaklaşan e, evet 74'üne yaklaşan e, veya 74'üne yaklaştığı bir zamanda vefat eden Fransız şarkıcı meşhur Fransız ünlü şarkıcı Johnny, Johnny Holiday'in cenazesine katılmak için geldi. Cenazesine katılmak için geldi. Tamam mı? Evet. Altı soruyu geride bıraktık. 7. soruda kaldık. Oturumlarımızın dördüncü bölümünü tamamladık böylece. Şimdi ara vereceğim. Aradan sonra inşallah aynı dosyanın 7. sorusundan ee, soruları çözmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi ara veriyorum arkadaşlar. Aradan sonra görüşmek üzere.